Herkese günaydın. Bütün hemşehrilerimi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Başkanlığı olarak 285 sayılı Keşan Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi önündeyiz. Bildiğiniz üzere günlerdir, haftalardır üreticilerimiz ayçiçeği fiyatlarının açıklanmasını bekliyordu. Dün Trakya Birlik'ten bir açıklama yapıldı ve %44 yağ oranlı ayçiçeğinin fiyatı 15 lira olarak açıklandı kilo başına. Tohum başına da 15 bin lira olarak ilan edildi. Ama tabii beklentinin çok çok altında kaldı bu fiyat. Hem bizleri hem de ayçiçeği üreticileri arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü bildiğiniz üzere çok zor bir dönem geçirdiler. Ciddi bir kuraklık vardı. Belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük kuraklığını yaşadılar. Rekolte çok düşük, verim çok düşük. Bildiğiniz üzere yakın bir zaman önce birkaç ayçiçek tarlasını ziyaret edip arkadaşlarımızla beraber orada bir tespit de yapmıştık. Ayçiçeklerin kafaları çok küçük, verimin çok düşük olduğunu gözlemledik. Ki bu şartlarda zaten %44 yağ oranlı ayçiçeğini bulmak mümkün değil. Ortalama %35-36 oranlarında bir yağ oranını yakalayacağız. Geçen yıl aynı Trakya Birlik %40 yağ oranlı ayçiçeğinin fiyatını 12 lira açıklarken bu yıl %40 yağ oranlı ayçiçeğinin fiyatını %14 lira olarak açıkladı. Aradaki artışa baktığımızda %17'lik bir artış var. Ve şimdi mukayese etmek istiyorum. Yani geçen sene mazot fiyatları Eylül 2022'de 19 lirayken bugün itibariyle Eylül 2023'te 41 lira. Yani mazotta bir %115'lik bir artış var. Elektrikte %130'luk bir artış var. Ama neye göre bu artışı yaptılar ben çok merak ediyorum. Bütün çiftçileri, üreticileri hayal kırıklığına uğratan bir açıklama oldu bu. Trakya Birlik bu zor şartlarda ayçiçeği üreticisinin yanında olmasını biz onları çok beklerdik ama ne yazık ki olmadılar. Ben buradan şimdi kendilerine sormak istiyorum. Trakya Birliği'nin sattığı ürünler var biliyorsunuz. Mesela üre gübresinin fiyatı geçen seneyle bu sene arasında mukayese edildiğinde ne kadar artış gösterdi? Süt yeminin fiyatı ne kadar artış gösterdi? Besi yeminin, kuzu yeminin fiyatı ne kadar artış gösterdi? Trakya Birliği'nin sattığı tohumun geçen yılla bu yıl arasındaki fiyat farkı ne kadar? O sattıkları ürünlerin fiyatını belirlerken de aynı yöntemi uyguladılar. Yani ayçiçeğine verdikleri fiyatını belirlerken uyguladıkları yöntemi uyguladılar. Ben buradan merak ediyorum. Trakya Birliği'nin yönetim kurulu üyelerinin aldıkları huzur haklarının artış oranını merak ediyorum. Yani geçen sene aldıkları huzur hakkıyla bu sene aldıkları huzur hakkı arasındaki artış ayçiçeğini belirlerken kullandıkları kıstasa göre mi o artışı yaptılar? Ben bunu merak ediyorum. Yurt dışına çıkış harcı alıyorlar her gün için. Yurt dışında kaldıkları gün için aldıkları yurt dışı harcı var. Bunun da 225 euro civarında olduğu söyleniyor. Peki bunları alan adamlar hiç düşünmediler mi ayçiçeği üreticisinin durumunu? Ben bunu merak ediyorum. Sormak istiyorum onlara. Bunu belirlerken neyi dikkate aldılar? Yoksa klimalı odalarda oturanlar, klimalı makam odalarında oturanlar sıcaktan kavrulan ayçiçeği üreticisinin kaderini buna göre mi belirlediler? Ben buradan kendilerine sormak istiyorum. Ve Trakya Birliği bu zor zamanda verdikleri bu yanlış karardan dönmeye davet ediyorum. Ayçiçeği üreticisinin yanında olmaya davet ediyorum onları. Siz de başkanım. Anıl çevirir misin? Gel böyle okusun. Şöyle sola geçelim. Kapıyı koyalım dur. Bırak bana. Bırak dur. Koyalım. Bu siyah çelengi de gerçekten hayal kırıklığı uğrayan, beklentileri boşa çıkan Türk çiftçisi adına buraya bırakıyorum. Onların sesi olmak adına, bir nebze olsun onların sesini duyurabilmek adına bu zor şartlarda mücadele eden bütün Türk çiftçiler adına bu siyah çelengi buraya bırakıyorum.